Efendim Enis Kirazoğlu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Pardon. Hi guys, my name is Enis Kirazoğlu and this is our channel. Welcome. İngilizcem bitti. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz engin tecrübelerim ve bilgilerimle sizlere paylaşacağım bir konu. Ulan çok engin tecrübelerim var ha. Bunu yansıtmam lazım dedim ve herkese söylediğim şeyi, evet ben böyleyim, herkese bir şeyler söylüyorum. Dedim ki neden kendi channel'ım için, bak yarı İngilizce yarı Türkçe yapmayayım. YouTube'un moku çıkacak. Yani çok böyle ağır konuşmak istemiyorum. Bunu çok kullanacağım çünkü. Şimdi fark ettiğiniz üzere pek çok genç arkadaşımız hem global tarafta hem de böyle Türkiye içerisinde pek çok güzel video hazırlıyorlar ve bizlerin beğenisine, yani daha doğrusu YouTube'da takılan kitlenin beğenisine soruyorlar ve çok genç, çocuk yaşta bir sürü insanın da izleyici olarak, aktif olarak yer aldığı bir platform YouTube ve çok fazla denetim ve kontrol de yok bildiğiniz üzere. Yani şimdi YouTube'dan para nasıl kazanılıyor biliyorsunuz. YouTube izlenme başına belli bir para veriyor. Türkiye'de bu para çok fazla değil. O yüzden yüksek izlenmeler almanız lazım ki YouTube'dan gelir oluşturabilirsiniz. Çok yüksek izlenmeler alan var. Yeni yeni yükselenler var. Yani YouTube'da aslında şu anda sizin ve benim bilmediğimiz, yani her gün bambaşka insan, bambaşka arkadaş görüyorum kanalımızda. Bambaşka genç kardeşimizi görüyorum YouTube'da. Hepsi de YouTube'a bir şeyler yapıp bir şeyler katmaya çalışıyorlar kendilerine. Ve çalışıyorlar. Şimdi burada güzel. Yani herkesin bir şekilde sermaye kazandığı bir yer var. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi fark ettiğiniz üzere herkesin içeriği bir noktada birbirine benzemeye başlıyor. Yani YouTube'da her gün bir şey yapmak zorunda olduğunuz için ve her gün yeni bir şeyle insanların karşısına çıkmak zorunda kaldığınız için, izlenmeyi kuvvetlendirmek için orada bir rekabet var. Yani orada bir... Şebnem'den kaybolmuşsun kameradan. Evet, ben özellikle kayboldum. Orada bir rekabet var. Estağfurullah. Ya ayıp artık ya. Ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Bir şey yapmadın lan. Bu yaptığın ayıp. Hiç utanmıyorsun değil mi? İnsanların karşısına böyle çıkıyorsun. YouTube'un moku çıktı işte. En başta. Ben moku dedim. Moku mu dedin? Terbiyesizsin. Terbiyesiz. Ben de oku dedim. Oku demedin. Evet. Oku. Neyse. Dedim. Konuya çok dönüyorum. Kötü. Konuya dönüyorum. Saçlarını videoda mı düzelteceksin? Şimdi bu arkadaşların izlenme elde etmesi için birbirinden biraz daha farklı içerikler yapması lazım. Veya aynı içerikleri biraz daha abartılı bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü YouTube'da baktığınız zaman hangi içeriğin izlenebileceği aşağı yukarı belli zaten. Yani belli kalıplar içerisindesiniz ve o kalıplar içerisinde olabildiğince farklılaşmaya çalışıyorsunuz. Bu genel bir durum. Şimdi burada zaten son bir senedir bir aşırılaşma var. Yani aşırılaşmadan kastım, yani biraz baktığınız zaman bile görebiliyorsunuz. Hani bunun için milyonlarca video izlemenize gerek yok. Şaka videoları, psikopat şaka videoları, psikopat başlıklar, psikopat thumbnail'lar ve böyle aşırı derecede aslında karşılığını görseniz ya gerçeği görseniz baya baya psikopat olacak bir durum böyle gittikçe yaygınlaşmaya başladı ve işin ilginç tarafı genç kardeşlerimiz de büyük ihtimalle gençtir diye tahmin ediyorum, yani yorumlardan öyle çıkardım. Bunu gazlayacak şeyleri var, hani daha da abartsın istiyor yani. Mesela şaka mı yaptın? Öyle değil, böyle şaka yap. İşte bilmem neye bilmem ne yap. İşte atıyorum git... efendime söyleyeyim, babanı bıçakla ama bıçaklamamış şakası yap falan. Veya git ondan sonra gel işte atıyorum eşini kaçır ondan sonra fidye iste. Yapacağım, yakında kanalıma geliyor. Ama sonra eşini kaçır fidye iste, fidye istermiş şakası yap falan filan. Baya polisi ara bilmem ne falan. Fidye kimden isteyeceğim? Kendimden isteyeceğim. Alo. Takipçilerimden istiyorum. Onu ben yapabilirim. Ben belki seçimi değiştirip de senden fidye isteyeyim. Yani hani artık... Verir misin lan? Ne kadar verirsin beni kaçırsalar? 10 milyon veririm. Milyon. 100 milyon. Aşkım senin değerin paha biçilemez diyeceksin. Aşkım senin değerin paha biçilemez. 10 milyon dedi ya, 10 milyon dedi ya. İyi yani öbür gün 10 milyon dediğini unutmayacağım. Karıma şaka yaptım. Bak mesela gördün mü? Hani hemen video içinde ekstra içerikler çıkartıyorum. Şimdi burada işin zaten halihazırda bir işin cılkının çıkma durumu var yani. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra daha önce dediğim gibi YouTube'dan para kazanmak çok önemli bir şey. Fakat burada şöyle bir kriter var. Şimdi bu arkadaşlarımız pek çok genç. Yani zaten para kazanmaya çok fazlasının ihtiyacı yok. Aileleriyle beraber kalıyorlar. Hani öğrenci olmaları gereken yaşta belki de bu işlere atılıp bir şekilde para kazanmaya başladılar. Ve bu durum şunu etkiliyor. Benim mesleğim bu olacak. Evet. Yani herkes bunu düşünüyor. Benim mesleğim bu olacak diye düşünüyorlar ve mesleklerini buna kuruyorlar. Yani ya buna kuracaklar çünkü hani oradan kazandık parayı şu an Türkiye'de çalışarak hiç kazanamayacağı yerden para kazanıyor. Yani Türkiye'de herhangi bir kurma gibi sıfırdan başlamaya kalksan, şu mesleği ben yapıyorum desen kazanamayacağın paraları kazanıyorsun. Yani hakikaten 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin belki de kazanan bir sürü insan var. Projeler artı YouTube'la birlikte söylüyorum bunu. Aykırı. Tabii bunlar çok... Sallıyorum, bilmiyorum ki zaten. Ben o kadar param kazanıyorum sanki. Ayrıca YouTube'a da güvenerek kimse öyle bir meslek falan seçmesin. Öyle bir şey yok. Yarın öbür gün YouTube'u kapatabilirler arkadaşlar yani.
YouTube'a güvenerek sakın meslek seçmeyin. Arkadaşlar önce mesleğiniz olsun. Yani YouTube yandır yani. Hani hobi olarak yapın. Daha bitirmedim. Dinlemeyin ha bunu. Bu kadar para kazanmayan ama böyle hani daha düşük seviyelerde para kazanan pek çok daha fazla insan var. Yani bu dediğim rakamlar çok ütopik rakamlar yani. Hani onun dışında böyle belki de bir maaşla çalışsa o kadar kazanacağı para şimdiden kazanmaya başlayan tüm 2000 lira 3000 liradan bahsediyorum mesela. Kazanan insanlar ne var? Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi işler aşırılaşmaya başladı. Aşırılık da şöyle bir dezavantaj getiriyor. İnsanlar yarın artık o içeriği görmek istemeyecekler. Yani yarın zaten bildiği içerik olduğu için görmek istemeyecek onu. Bak oyun kanallarının yavaş yavaş azalmasının en büyük sebebi o zaten. Çünkü herkes oyun oynuyordu ve yani oyun şurada tutar seni. Yani belirli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Çünkü o kadar fazla oyun izleyen bir kitle yok zaten ortada. O yüzden yani daha fazlasına ulaşmak istiyorsan, YouTube'dan kazandığın parayla yaşamak istiyorsan bunun bir tık üstüne çıkman her zaman için gerekiyor. O yüzden de oyunu bırakan, hani oyun içeri çekmeyeceğim diyen pek çok insan farklı yerlere evrildi sonradan. Tabii bu tercih meselesi yani. Hani daha fazla gelir veya daha farklı şeyler yapma isteği belki de olabilir. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi bu işler aşırılaşacak. Aşırılaşmadan kastım şu. Bu şakasını yaptığımız şeylerin gerçeklerini görmeye başlayacağız. Zaten görüyoruz halihazırda. Daha da gerçeklerini görmeye başlayacağız. İzlenmeler düşmeye başladıkça millet panik olmaya başlayacak. Çünkü şöyle bir şey var. Bak 17 yaşındayken biraz az para kazanabilirsin. Sıkıntı değil. Ailenle yaşıyorsan eğer zaten yani halihazırda sana bakan birileri varsa birazcık az para kazanman problem değil. Yani kendi kendini geçindirecek bir aile desteği her zaman olacak. Fakat 25, 28 belki de 30 yaşına geldikten sonra öyle bir lüksün kalmayacak. Ve bu senin mesleğin haline gelecek. Öyle olunca panik devreye girecek. Eğer bir videon tahminden az izlenirse yaptığın plan tutmayacak ve panik devreye girdiği zaman ne olacak işler? Hop bir anda çok uç, aşırı manyaklık derecesine varan içerikler görmeye başlayacaksınız ve bu içerikler o kadar çok çoğalacak ki artık YouTube'a girdiğiniz zaman bayağı artı 18 simgesi yanmaya başlayacak. Hani ben size söyleyeyim, öyle bir platform haline gelecek. Çünkü çok fazla genç insan var. 10 yıl sonra bu genç insanlar hala YouTube olursa, YouTube'da içerik üretmeye devam ederlerse işler çok farklı, çok değişken bir hale yer alabilir. Mesela yaşı 20'nin 30'un üstü insanlar da YouTube'da içerik yapıyor. Fakat onların yaptığı içerikler kendi yaşına ve kendi yaş kitlesine biraz daha uygun oluyor. Yani şu açıdan adam mesela kimsenin ulaşamayacağı bir arabayla video çekiyor. Atıyorum gidiyor Paris'e, tamam mı? Bilmem ne özel marka arabasına baktık diyor. Yani bunu şimdi 16-15 yaşındaki bir insanın yapması mümkün olmadığı için adam her zaman kendi alanında bir şeyler sunabilir. Zaten bunlar da çoğalacak. Çoğalıyor. Gitgide çoğalmaya başlayacak yani. Bir de o adamın YouTube'dan bir gelir beklentisi yok zaten. O açıdan bir rahatlığı var. Hani zaten belli bir yaştan sonra gelen insanların hepsinin belli bir iş kolu olduğu için YouTube biraz daha ekstra yaptığı bir şey. Paradan ziyade isim olarak önde kalma avantajını tutmak için yaptıkları şey. Hepimiz aslında benzer şeylerden dolayı yapıyoruz. Şimdi YouTube'da para kazanmanın ikinci yolu da şu. İçeriklerin aşırılaşmaya başlamasının sebebini söylüyorum size. Firmalarla iş yapmak. Bunu yapan birkaç tane insan var. Zaman zaman çok fazla. Ya bir firma geliyor diyor ki hani ben şöyle bir şey yapmak istiyorum diyor. Bana bir sürü insan söyleyin diyor mesela. Hani ajanslara gidiyor böyle. YouTube'ların ajansları var. Partner ajansları. Onlar YouTuber'lara iş bağlıyorlar. Çünkü hani 17-18 yaşındaki çocuğun kalkıp da hani tekrar tekrar iş kovalaması zor olduğu için, bağlantı zayıf olduğu için araya ajanslar devreye giriyor ve ajanslar bu YouTuber'lara proje bağlayıp aradan komisyon alıyorlar. Mantıklı bir sistem. Çok mantıklı bir sistem değil. Yani her tarafın kazandığı bir sistem sonuçta. Burada şöyle bir sıkıntı var. Fiyatlar çok yüksek. Yani bir YouTuber'a iş yaptırmak için, belli bir abonenin üzerine YouTuber'a iş yaptırmak için çok yüksek fiyatlar çekiliyor ve çok yüksek fiyatlar konuşuluyor. Şu an bu fiyatların yüksek olması normal çünkü çok yüksek sayıda aboneli YouTuber yok. Ama bundan bir süre sonra abone sayısı çok çok yükselmeye başlayınca fiyatlar da otomatik olarak düşmeye başlayacak. Çünkü neden biliyor musun mesela? Merhaba, ben firma sahibiyim ve iş yaptırmak istiyorum, tamam mı? Bana YouTuber verin. Abi şu YouTuber 500 bin aboneli, bu YouTuber 600 bin aboneli. Tamam, 600 bin aboneli ne kadar kardeşim? Biz onun için 10 bin lira istiyoruz. 500 bin aboneli ne kadar? İşte biz onun için 7 bin lira istiyoruz. Tamam o zaman hani ne yapalım? Çok fazla bu kadar aboneli insan yok. O zaman ben ikisiyle de iş yapmak istiyorum. Şu an okey. Yarın 1000 tane 500 bin aboneli insan olduğunu düşün. Çok imkansız değil. Şu an bile 1000 tane 500 bin aboneli kanal olabilir YouTube'da yani. Geldim ben firma olarak, dedim ki iş yapmak istiyorum 10.000. Hadi lan oradan ne 10.000 vereceğim? Şurada 3.000 yapan var diyorum. Gidiyorum 3.000 yapanla anlaşıyorum. Yani alternatifler çoğaldıkça piyasadaki fiyatlar düşecek. Bu da ekstra olarak farklı şekillerde içerikleri ön plana çıkartmayı gerektirecek. O zaman firma neye bakacak? İzlenme sayısına. Şimdi aboneden konuşuyoruz ama her 500 bin insan aynı sayıda abone izletilmiyor. Bir tane 500 bin kanal var mesela, koyduğu video 1 milyon izleniyordur. Bir tane 500 bin aboneli kanal vardır mesela, koyduğu video 50 bin izleniyordur. Hani orada da bir skala farkı var. Çünkü kanal çeşitlerine göre içerikleri de farklılaştırıyor. Bu da her zaman için içeriklerin aşırılaşmasına sebep olur. Yani içeriklerin çok aşırıya kaçmasına sebebiyet verir. Burada aşırıya kaçmamak için ne yapılır? Şu yapılır, bir konseptin olur, bir şeye bağlı olursun, bir içerik tarzına bağlı olursun. Mesela bizim Multiplayer'de yaptığımız şey oyunlar üzerine sohbet. Yani şimdi oyunlar üzerine sohbet yapan çok fazla kanal olmadığı için o kanallar arasında en iyi olmak bizi zaten otomatik olarak kendi alanımızda en ilerden bir tanesi haline getirir. Hani bu, yani yarın bir firma ben düzgün bir oyun kanalıyla iş yapmak istiyorum dediği zaman evet alanımız kısıtlı. Sadece oyun firmalarına hitap etmiş olacağız veya sadece belli bir yaş aralığına hitap etmiş olacağız ama orada şöyle bir avantaj olur. Her zaman için oyunda en iyisi olursun. Yarın
biri gelip ben oyunla ilgili bir şey yapmak istiyorum dediği zaman ve seni seyredip beğendiği zaman sana iş yapabilir. Bu bir avantajdır. Çok süper paralar kazanmaz ama iş kolunu kaybetmezsin. Yani yarın toptan oyunlar yasaklanmadığı sürece işini kaybetmezsin. Her zaman belli projelerden para kazanır durumda olabilirsin. Fakat normal bir YouTuber'san, yani her konuda video çekiyorsan, YouTuber'ların işte ne yaptığını aşağı yukarı biliyorsunuz. Yani vlog tarzı bir sürü tarzda video çıkıyor belki. Her konuda video çekebiliyorsan o zaman şu olmaya başlar. Senin rekabetin çoğalır. Yani 700 bin abone olsa bile bir sürü senin tarzında 700 bin abone olduğu için firmanın seni bulması zor olabilir. O yüzden zaten ajanslar devreye giriyor. Ajanslar sadece size iş paslamak için değil, bir sürü YouTuber arasından seni öne sürmek için orada bulunuyor yani. Ve bu noktada şöyle bir dezavantaj devreye giriyor. Senden bir sürü olduğu için firma yani senin konundaki yeterliliğine bakmıyor. Yani ulan bu çocuk çok yeterli bir çocuğa benziyor, biz bununla yapalım diye demiyor zaten. Orada fiyat performans oranı devreye girmeye başlıyor artık. Öyle bir dezavantaj var. Maalesef bu dezavantaj ileride bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi burada işleri toparlamak için YouTuber dediğimiz genç arkadaşlarımız çok büyük bir iş düşüyor. Ama yaş olarak genç olduğu için pek çoğu orada şey bilinci olmayabilir. Hani insanları ben izleyenlerime bir şekilde bilgi de vermeliyim bilinci oluşmayabiliyor. Aslında şunu yapsalar şimdiden belki de çok daha uzun vadeli oynamış olacaklar. Yani kendi izledikleri kitlelere bir noktada öğretici şeyler koyabilseler. Yani bakın arkadaşlar, hani ya izlenmesi az olan ama daha böyle hem bilgi anlamında hem de böyle belli bir çıtada kaliteli iş yapabilseler belki de izleyenlerini bir şekilde uzun vadede etmiş olacaklar. Bundan 10 yıl sonra da farklarını ortaya koyabilecekler. Yani şu an farkını ortaya koyabilen YouTuber sayısı çok az. Gerçekten birinden diğerine geçtiğiniz zaman çok bambaşka bir içerik olduğunu görmüyorsunuz onu. Yani bunu hani bu söylediklerimi sakın şöyle algılamayın. Biz öyle şeyler yapıyoruz ki aman tanrım çok farklı falan. Değiliz yani. Bizim yaptığımız şey sohbet. Bak basitçe özetliyorum, sohbet. Bu kanal zaten hani geç. Bu kanal zaten hani şu anda Eski Yozol kanalından bahsediyorum. Zaten hani öyle aman aman bir kanal değil yani. Hani kendi kendimize takıldığımız, eğlendiğimiz bir kanal olarak baktığım bir kanal. Bu da bir sıkıntı. İzleyicinin burada yapacağı şey her zaman için prim vermemek olur yani. Çünkü erken prim vermezsen ileride bunun önüne geçebilirsin. Ama bundan 10 sene sonra iş iyice. Çünkü bak şimdi alttan bir nesil geliyor. Tamam mı? Eskiden mesela YouTube izleyen kitle minimum 14 yaşındaydı. Çünkü hani internet erişimi her yerde yoktu zaten. Ve belli bir yaşın üzerindeki insanlar YouTube'un farkındaydı. Belki yaşlı insan bile yoktu. 14'te 35 arası falandı yani eskiden yani. Şimdi 7'den 70 herkes izleyebiliyor. Ve yarın 7'den 90 herkes izleyebilecek. Yani gittikçe arkadan gelen yaş küçülecek. Şu an en çok izlenen kanallar çocuk kanalları, biliyor musunuz? Yani YouTuber kanallarından ziyade çocuk kanallarının deli izlenmeleri var. Yani bayağı Baby TV kafasındaki kanallardan bahsediyorum. Hani bayağı 3-7 yaş arası kanallar inanılmaz izleniyor. Ve bunlar yarın büyüdükleri zaman, yani şu korkunç bir şey mesela. Oyuncak incelemesi izleyen bir çocuğun yarın bilmem ne de bilmem ne şakasını izledi. Adam bıçaklamalı şaka izledi videosunu görüp tıklayabilme ihtimali biraz korkunç bir şey. Zaten ben şunu da düşünüyorum. YouTube'daki yaş kitlesi düşmeye başladığı için YouTube büyük ihtimalle bundan 1-2 sene sonra gelirleri de kısacak. Yani Türkiye'deki zaten gelirlerin düşük olmasının sebebi izleyicinin geri dönüşünde olması. Yani izleyicinin satın alım gücünün zayıf olduğu bilindiği için YouTube'da Türkiye'deki kitle YouTube için çok kaliteli bir kitle olarak gelmediğinden dolayı izlenme başına verdiği oran çok yüksek değil. Yani sizin yarınız izlenen kadar Avrupa'da bir adam sizin yarınız izlenip sizden daha fazla para kazanabilir YouTube'da yani. Hani böyle bir durum söz konusu. Çünkü oradaki insanın daha oturaklı ve alım gücünün yüksek olduğu düşünülüyor. Bu YouTube'un bileceği bir şey. Ben bilemem bunu asla yani. Ama tabii burada hiç karın tokluğuna içerik yapıyorsun diye bir şey de yok. Belli bir seviyeye geçtikten sonra konuşuyorum bunun için. Burada benim düşündüğüm şu, YouTube bundan birkaç sene sonra YouTube Kids diye bir şey çıkarabilir. Yani bakın gerçekten hani orada bir kitle ayrıştırmasına gidebilir. Çünkü ben eminim ki 5 sene sonra 6 sene sonra firmalar belli bölgelerde reklamlarını azaltmaya çalışabilirler. Veya reklam veren firma sayısı çok belli kriterlere bağlı kalabilir. Çok büyük reklamlar dönmeyebilir bir şekilde. Tam tersi olabilir, emin değilim ama YouTube'un bu yaş grubuna yönelik ayrı bir platform veya ayrı bir arayüz tasarlaması bir noktada gerekebilir. Bunlar tamamıyla salladığım ve varsayımsalın ötesinde aşırı salladığım fikirler. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şebnem. Hadi kapat. Dövecek misin kapattıktan sonra böyle? Kapat ondan sonra hadi. Yapacağım. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.